yürüdü bir timseye doğru. Hafif bir toprak parçası, Resulullah orada oturuyor. Hiç beklenmeyen bir şey, daha önce hiç rastlanılmayan bir şey, Allah'ın Resulü ağlamaya başladı. Ama bu sefer perde perde, gözyaşları perde perde çoğalıyor. Arkasında Hazreti Ebubekir, en sadık dost arkasında. Allah Nebisi niye bu kadar ağlıyor? Ne var ki? O da oturdu. Sevgililer sevgilisinin arkasından gözyaşı döküyor. Resul niye ağlıyor ki acaba? Ne var ki? Biraz sonra Hazreti Ömer, o biraz daha cesurcasına dönecek. Ey Allah'ın elçisi, siz ağlıyorsunuz. Ebu Bekir sizin yanınızda ağlıyor. Ağlanacak bir şey varsa söyleyin, ben de ağlayayım. Allah Nebisi başını kaldırdı. Bu tümseyi biliyor musunuz? Şu toprak parçasını. Bu benim annemin mezarıdır. Amine'nin mezarıdır. Rabbimden iki şey istedim ben. Annemle ilgili. Birine Rabbim evet dedi. Ötekisine ise hayır dedi. Dedim ki ya Rabbi, müsaade et anneme şefaat isteyeyim. Şefaat edeyim. Rabbim hayır dedi. Dedim ki ya Rabbi, müsaade buyur, ziyaret edeyim o zaman. Ziyaretim için müsaade çıkmıştır. Birinci noktayı şöyle anlamamak lazım. Belki bazı alimler, acaba Resulullah'ın annesi ateştedir de onun için mi Allah peygamberine şefaat izni vermemiştir? Ben böyle olduğuna inanmıyorum. Resulullah'ın annesi putperest değildi ki. Resulullah'ın annesinden önce ayakta din yoktu ki. Hazreti İbrahim'e inanan tevhid ehli hariç, Allah'ı birleyenler hariç ortada din adına bir şey yoktu ki. Fetret dönemi, boşluk döneminde bir Allah'a iman yeter. Bir de sağlam duruş. Amine'de bütün bunlar vardı. Ben o cümleyi şöyle anlıyorum. Sanki Allah Resulü'ne buyuruyordu ki, Muhammed, salat ve selam ona olsun, sen kenara çekil. Annene şefaat ettirme, onu ben yapacağım. Peygamber'e ikram olarak, peygamberini yormayacak. Anneni bana bırak, ona ben şefkat edeceğim. Ben ikram edeceğim Muhammed, sen değil. Bir evladın annesine şefkat, ikram etmesi ayrı şey. O evlat Hazreti Muhammed Aleyhisselam ise Yüce Rabbimin ona şefkat etmesi çok farklı bir şey. Sonra Allah Resulü ayağa kalkıyordu. Annesinin mezarı başında uzun uzun ağlayan, yıllar sonra peygamberlik dönemini anlatıyorum ben. Demek ki anne için ağlamanın yaşı yoktur. Anne için ağlayan peygamber de olsa ağlarmış. Peygamber de gözyaşı dökermiş. Anne için peygamber de gözyaşı dökermiş. Anne için. Demek ki annesi için ağlayana, sen 50 yaşındasın, 60 yaşındasın. Yok, 1600 yaşında olsan da annen için gözyaşı dökmen lazım. Anne o. Bakın, programın başından beri anne, anne diyorum. Sonra baba diyeceğim. Gerçi anneler günah ama öyle olsa da önce anne. Sonra yeniden anne, sonra yeniden anne. 3 defa anne, sonra 1 defa baba. Hazreti Peygamber'in doğrusu bizi geniş bir düşünceye sevk edecek çok narin bir cümlesi. Laleler kadar narin, leylaklar kadar güzel bir söz. Keşke diyordu, keşke. Keşke babam veya annemden biri sağ olsalardı şimdi. Ben de namaz kılıyor olsaydım, onlar da bana deselerdi ki, namazın ben ortasındayken, Muhammed, Muhammed diye bana seslenselerdi, benden bir şey isteselerdi de,
Ben de sırf onların isteğine cevap vermek için efendim, efendim deseydim, namazı bozsaydım keşke. Ben bunu bir konferansımda anlattığımda bir kardeşim programın sonunda yanıma geldi. Ama hocam namaz bozuluyor dedi. Olur mu öyle şey? Namaz bozuluyor. O kardeşime sadece şunu söyledim. Namazı bozardım diyen Ahmet Hoca, Mehmet Hoca, Nihat Hoca değil. Namazı bozardım diyen Muhammed Efendi aleyhissalatü vesselam. Sevgililer sevgilisi. Merhamet önderi, ışık peygamberim benim. Hazreti Peygamber bozardım diyor. Dinin kurallarını yorumlayan en büyük otorite diyor. Senin itirazın bana değil ona. O bozarım diyorsa bozulur demek ki. Allah Nebisi'nin burada anlattığı şey, işin esprisi şu. Anneyi, annenin yüreğini, babanın yüreğini kırma, daraltma. Namazın kazası olabilir. Vakit çıkmadan bir daha kılarsın. Anneni üzdün mü, kalbi kırıldı mı, incindi mi, onun kazası olmayabilir. Ya annenin kalbi kırık ayrılırsa, ya kalbi kırık durursa, onu neyle karşılayacaksın? Hazreti Peygamber'in anlattığı buydu doğrusu. Hazreti Ayşe diyorlar ki, Mekke'de Hazreti Peygamber'in yanında dururken ben sırtındaki bir sepetin içinde annesini taşıyan bir adam gördüm. Bir küfe, bir sepet, annesini sepete koymuş terler içerisinde olan bir adam gördüm. Derin derin soluklanıyordu. Annesini taşıyordu, Kabe'nin etrafında dönüyordu. Tavaf ediyordu. Habire, habire, habire. Annesi ise sırtında. Adam öylesine yorgundu ki, öylesine yorulmuştu ki, ben hayret içinde bakarken döndüm, Resulullah'a sordum. Ya Resulallah dedim. Şu çocuk, şu annesini sırtında taşıyan, belki bütün bir yolculuk, o günkü şartları düşününüz. Kimisi deve bulamaz, at bulamaz. Sırtında taşıyacak belki. Belki bütün bir yolculuk, belki ta Bağdat'tan Medine'ye, belki Şam'dan Mekke'ye, kim bilir? Annesini yer yer sırtında taşımış, getirmiş olan şu adam, annesinin hakkını ödemiş olur mu diye sordum Resulullah'a. Allah Nebisi gülümsedi sadece. Ayşe, Ayşe dedi. Bu adam annesini taşıyor ya sırtında. Annesi onu doğururken sancılandı ya. Bir sancının hakkını dahi ödemiş olamaz. Bir sancının hakkını bile. Ya annesini kıranlar, ya evlendikten sonra annesiyle ilgisini kesenler, ya imkanları olmasına rağmen annesini sağa sola savuranlar, acaba annenin hakkını nasıl ödeyecekler? Allah'ın huzurunda anne hakkında ne diyecekler?